ne kıyafet alabiliyor, ne bir şey alabiliyor. Geçiyoruz ya kendilerine. Geçemiyor. Artık yani nasıl diyeyim, başkasının evi gibi kontrol ediyoruz. Ev bize düşman oldu şu an. Evimiz bize düşman oldu. Bundan 2 yıl önce koronadan geçemiyorduk, çıkamıyorduk dışarı. Şimdi de dışarıdan içerimize girelim. Değil mi? İşte dünyanın hali budur. Şükür olsun, binlerce kez şükür. İsyanımız yok, şükürümüz var kendine. Kendinden geliyor. Kendi layık gördü ki oldu. Ben de yakınlarımdan birkaç enkaz altında kalanlar oldu. Çıkardınız mı? Onları işte çıkarttık. Ölü olarak çıktılar. Onları 12. günde çıkarttık. O zamana kadar yani şey çağrı yaptınız mı? Çabaladık. Şimdi yoğun olduğu için yani afet bölgesi çok olduğu için yani Türkiye'de 10 şehir afetlerin etkilendiği için yani tabii ki bu afetlerin sebebi bizler artık insanlığımızı bir kenara bırakmışız. Zamlar, fiyatların yükselmesi, ne bileyim insanların birbirine olan sevgisi, merhameti, muhabbeti kalmadığından dolayı. Yani biraz da ona şey yapıyorum ben. Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bu deprem afeti. Yani bizler aslında kendimizde hata yaramamız lazım öncelikle. Hayat kalmadı, ev kalmadı. Bel aradayız, karaya düştük. Çadırda yaşıyoruz. Biliyor mu yardımlar falan var mı, bir ihtiyacınız? Yardım vermiyorlar hani. Yardım fazla yapıyorlar. Veriyorlar Allah seni. Çok şükür Allah'a. Veriyorlar. Yani her şeyimizi veriyorlar. Çek böyle bizi böyle. Sen bu tarafı çek abi, onu çekmesen. Yok yok, içer mi? Çek çek. Aa, görelim halımızı. Buna da şükür. Çok şükür. Buna da şükür. Birine de şükür, birine de şükür.